Şimdi El-Metin isminin tecellilerini kendimiz ve mahlukat üzerinde görmeye çalışalım. Günümüzdeki ilmi tespitlere göre her gün 500 bin kadar insan yaratılıyor. Buna göre yaklaşık olarak bir saatte 14.400, bir saniyede ise 4 insan yaratılıyor. İnsanın yaratıldığı o saniyede mikroplardan, bakterilerden, karıncalardan, sinek ve böceklerden, balıklardan, hadsiz varlıkların da yaratıldığı, yine o saniyede 1 milyona yakın bitkiler nevinden, sonsuz fertlerin yaratıldığı göz önüne alınırsa, saniyenin patladığı, zamanın ortadan kalktığı görülür, bir anda sonsuz mahlukat yaratmanın o kudreti aciz etmediği açıkça anlaşılır. Yaratılan bu sayısız mahlukata daha ince bir nazarla baktığımızda, onlardaki intizam, denge, besleme, terbiye etme, yaşatma, öldürme gibi hadsiz fiillerin de birlikte icra edildiğini müşahede ederiz. Bu fiillerin tümü birlikte düşünüldüğünde El-Metin olan Allah'ın kudretinin azamet ve nihayetsizliği güneş gibi ortaya çıkar. Aynı anda sema denizindeki şu hadsiz yıldızlar, şu uçsuz bucaksız sistemler hep o metin olan Allah'ın kudretinin tecelligahıdır. Her an böyle milyarlarca kainatı yaratsa, bunların tümü o kudret nazarında yine bir zerre kadar da olamaz. Haşmetli bir dağın aynedeki tecellisinin bir çakıl taşı ağırlığında bile olmaması gibi, varlık alemindeki bütün kudret tecellilerinin de o kadir-i mutlakı yorması, aciz bırakması düşünülemez. Allahü Teala El-Metin ismiyle kuvvet ve kudretinin şiddetini mahlukat aynalarında göstermektedir. Tüm varlıkların külfetsiz, süratle, kolaylıkla ve her şeyin kendine layık bir surette sanatla yaratılmasında El-Metin ismi tecelli ettiği gibi, her şeyin varlığında, devam ve bekasında da El-Metin isminin tecellileri gözükmektedir.